Merhaba sevgili öğrencilerim. Birinci dersimizde nüanslı çizgi değerlerini öğrenmiştik hatırlarsanız. Açık, orta, koyu şeklinde çizgi değerlerini birlikte öğrenmiştik. Şurada hemen küçücük tekrar bir yerde hemen hatırlatmak istiyorum. Açık, orta, koyu, koyu, koyu. Bakın ne kadar yavaş, sakin ve mümkün olduğu kadar sabırla demiştik. Tekrar ediyoruz şimdi. Yukarıdan alalım. Tekrar şöyle yaklaştırayım size hemen kağıdı. Açık, orta, koyu, koyu, koyu. Elimi kaldırdım. Günün saatinden dolayı şu an elimin gölgesi de düşmeye başladı. Bu nedenle sizin açınıza göre çevireceğim, daha iyi net algılanması için. Biz birinci dersi ne yapmıştık diye bir hatırlayalım istedim birlikte sizinle. Çizgi değerlerimizi yaptık. Açık, orta, koyu çizgi değerlerimiz. Ondan sonra kendi içinde açık, orta, koyu spiral dönüşü öğrendik. Sonra koyudan tekrar açığa doğru gidiş noktasını birlikte bulduk. Ve sonra kubbelerimizi, bunları daha sonra minyatürde de cami kubbelerimizde çok kullanacağız. Açık orta koyu, açık orta koyu, açık orta koyu diye tepe noktasına koyuyu verdiğimiz yuvarlak kubbelerimizi birlikte çizdik ve bunların daha sonra papatyalarda özellikle mine çiçeklerinde ve ilk etapta da penç çiçeğimizde öğreneceğimiz açık orta koyu da kendi içinde bir penç çiçeğimizi öğrendik. Pençte çizerken hep ben Maximus örneğini anlatıyorum derim öğrencilerime. Bir kafanız ve bedeniniz dümdüz ayakta dururken iki kolunuzu yukarı doğru açın ve iki bacağınızı da aşağı doğru açın. Bu size çok kolay bir penç çizimini öğretiyor. Nasıl ki şöyle, orta noktam burada, yukarı doğru hayali bir kafa beden, iki kol ve iki ayak düşünüyorum. Ve ben bunun etrafından açık orta koyu, açık orta koyu tepe noktalarında koyarak gördüğünüz gibi bakın bir penç çiziyorum. Kullanımı çok kolay bir malzememiz. Elimizdeki kalem, silgi. Diyelim ki çizdiğiniz alanda gözünüze hoş görünmeyen, estetik olmayan bir şey var. Emin olun ki o yavaş yavaş sizin göz terbiyenizin oturmasıdır. Birinci derste sonra ne yaptık? Spiral dönüşlü tirfil dalların büyük hallerini çizmeyi öğrenmiştik birlikte. Bakın bulutlarda açık, orta, koyu, 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 orta, koyu, koyu. Gördünüz mü? Çok tatlı bir spiral dönüş yapıyorum şu anda. Bunun etrafında sonra yavaşça tepe noktalarıyla ben çok hoş, belki daha da kıvırık dönüşlü, belki bu daha içeriye uzayan birbirlerinin içinde dönüşleriyle tatlı bir şekil oluşturan bulutlarımı çiziyorum. Bu birinci sayfamdaki birinci dersimdi. Biz şimdi ikinci dersimize geçiyoruz. İkinci dersimizde şöyle sizin görebileceğiniz şekilde net yapayım kameramda. Hemen şu alandaki şimdi fazlalıkları elimin altından hemen sildim. Alanımı da açtım. Birinci sayfamızı olmazsa Instagram sayfasına net bir şekilde tekrar koyarım. Biliyorsunuz ben sizlere zaten bunu dosyalar halinde ilk hafta bütün öğrencilerimle birinci sayfadan işte beşinci sayfaya kadar 5'ten 10 eliniz ilerledikçe yaklaşık 150 sayfalık bir çizim mevcut bu başlangıç seviyesi sonra orta ve ileri seviye diye gidiyor bu çizimlerimiz. Biz şimdi ikinci dersimizde elimizde böyle tatlı tatlı alışırken yine aynı şekilde bu arada elinizin altında mutlaka ama mutlaka bir beyaz kağıt bulundurmaya gayret edin.
Çünkü sayfanızın da temiz kalmasını istiyorum. Çizdiğiniz yerlerde de yukarıdan aşağı doğru çiziyoruz. Neden? Hep temiz olan kısmı korumak için. Biz şimdi ne yapacağız? Biz sade ve basit yaprakla başlıyoruz. Sade, basit yaprak. Berk. Şimdi göstere göstere ve çizerek de devam edeceğim. Bir Aydın Yer eskizinde çizmemde bir önceki derste şeyi fark ettim arkadaşlar. Çok şeffaf çünkü bu çok net göremiyorsunuz fark ettim. O yüzden mümkün olduğu kadar sizin net görebilmeniz için altta çizilen sayfamı tutup benim dosyamdan size göstererek ve burada da beyaz kağıda çizerek uygulamayı göstermeye çalışacağım. Daha net anlaşılır olabilmesi için. Şimdi bir yaprak motifi öğreneceğiz ve nasıl yapacağız bunu konuşacağız ve aktarmaya çalışacağım size. Başlangıç noktamı belirledim. Başlangıç noktamın aşağıdan geldiğini düşündüğüm bir dalım var. Ve yukarı doğru tekrar bir yaprak formuna dönüşecek. Öncelikle sade ve basit yaprakta ben sırtını, bakın elime, açık, orta, koyu, koyu, koyu ve durdum. Gördünüz mü? Tekrar edelim birlikte. Açık, orta, koyu, koyu, koyu ve durdum. Şimdi bu sırt olacak. Basit. Diğer adıyla neydi? Sade. Tamam mı? Yaprak yapıyoruz. Burada küçük bir karnım olduğunu düşünüyorum ve burada da bir göğüs kafesim ve bunun etrafından şurayı biraz daha sizin görebileceğiniz şekilde göstermeye çalışıyorum. Bir küçük karın ve bir göğüs. Başlangıç noktasından arkadaşlar dibine küçük ve karın göğüs diye koyarsanız yaprak sıkışmış olacak. O yüzden biraz daha ortaya doğru ilerlediğini düşünüyorum ve burada bir karnımın ve göğsümün olduğunu düşünüyorum. Açık, orta, koyu, 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 S yaptım. Burada benim çok tatlı şöyle uzun bir S çizgim var. Bakın tekrar edelim. S yani tam şu noktada. Gördünüz mü? Bu yaprağı tekrar edelim birlikte. Açık, orta, koyu, koyu, koyu. Yavaş, sabırla çizdim. Elimi kaldırdım. Burada küçük bir karnım ve bir göğüs kafesim olduğunu düşünerek etrafından dolanıyorum ve şurada bir S hareketi yapıyorum ve sonrasında kendisinin 2, 3 parça olduğunu düşünürsem 3'te 1'i kadar buraya 2 noktadan katlanan bir yaprak çiziyorum. Bunun yaprakların uçlarında arkadaşlar tek noktadan ve 2 noktadan katlanan diye bir ifade kullanacağız bu yaprakları ilerlerken. Ama şimdi ilk sade yaprağımızda da çok kullandığımız için bu katlanan kısmını o yüzden dedim ki size burada da böyle küçük bir katlananımız var. Yukarıdan aşağı doğru çizmek istersek açık, orta, koyu, koyu geldim. Elimi durdurdum. Burası başlangıç noktamdı. Burada açık, küçük bir karnım. Şurada küçük bir göğüs kafesim var. Öyle düşünüyorum. Sizin de net görebilmenizi istiyorum. Şöyle yapalım. Küçük bir karnım ve küçük bir göğüs kafesim var. Bakın etrafından dolaşacağım. Açık, orta, koyu, 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 S. Bakın hareketim S. Gördünüz mü? Şimdi ucuna katlanan eklemek istiyorum. Kendisinin neyi demiştik? 1 bölü 3'ü kadar bir çizgi ve devam eden bir çizgiymiş şeklinde gidiyorum. Ve buradan da tekrar onu buruşturuyorum. Ve küçük bir katlanan kısım yaptım. Gördüğünüz gibi.
Şimdi bizim birinci dersimizdeki nüanslı çizgi değerlerini öğrenmek, degrade geçişleri, spiraller, kendi içlerine dönüşler diye konuşmuştuk. İkinci dersimizde yapraklara geçiyoruz ve bu yapraklarda sade ve basit yapraklar, hatta size çok hoş bir küçük oyun gösteriyorum. Bunu çünkü sonrasında biz minyatürde de çok kullanıyoruz ve öğrencilerim de çok hoşuna gidiyor. Şimdi şurada çizdiğim sade ve basit yaprağı ufak bir balık haline dönüştürelim. O yüzden bu ilk yaprağı bazı öğrencilerim balık yaprak hocam diyorlar. Evet, hoş bir tanımlama olabilir. Başlangıç noktamı koydum tekrar. Açık orta koydum yukarı doğru. Burada devam eden bir dalım vardı. Yine küçük bir karnım ve göğüs kafesim olduğunu düşünüyorum ve gittim. Gördüğünüz gibi durdum. Şimdi bakın, bu nasıl hoş bir tatlı minyatürde kullandığımız bir balığa dönüşüyor. Öncelikle isterseniz yüzgeçlerini ve kuyruklarını yapalım aşağı doğru. Evet. Ve her bir yaprağın ucunda şu parmağı çok gösteririm ben öğrencilerime. Şu tatlı dönüşleri, sivrilikleri vereceğiz. Sonra bazılarında bunlar daha tombalak tombalak, yuvarlak yuvarlak olacak. Sonra bazıları sivri uçlu, kılıç uç dediğimiz uçlardan olacak. Biz şimdi yüzgeçteki o tatlı yuvarlaklığı vermek için böyle bir dönüş yaptık ve aynı şekilde bakın gözüme bu ölçü hoş görünmedi. Hemen temizledim. Geldim. Sanki tatlı bir yuvarlağın etrafından dönüyormuş gibi. Burada da farkındaysanız bakın çizgi değerlerim, nüanslarım var. Şu an kuyruklarımı yaptım. Alt karın bölgesinde bir kanat ve yaprak. Evet, üstteki pulları yapmak için önce ağız kenarına gidelim diyeceğiz. Evet, kafasının olduğu bölümleme ve şuradan minik bir acaba dudak atıp şurada da tatlı kocaman bir artık kefal ya da işte düşündüğünüz her neyse bir balık haline döndürdük. Peki ben sırtımı şimdi bakın üstünden ne yapıyorum? Rötuş çizgilerimde rötuş çizgisini koydum. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir balığa dönüştü benim sade yaprağım. Aşağıdan yukarı doğru gelelim tekrar. Başlangıç noktam. Küçük bir yuvarlak ve bir göğüs kafesi yine düşünüyorum. Bakın gittim. Gördünüz mü? Hadi buna şimdi kuyruklarına ekleyelim. Melek balığına, Japon balığına da döndürebilirsiniz bunları. Alt kanatları ekleyelim. Burada tatlı bir kanat ekleyelim. Ağız ve kafa kısmını ayıralım. Evet. Şuradan bir dudak ekleyelim. Bir saniyenizi alacağım. Ters olmasını istemiyorum sizin için. Bundan sonra burada bir göz ekleyebiliriz. Ve sırttaki nüanslarını bakın çok kalın bir çizgiyle de burayı böyle verebilirim. Sonra bunu daha yukarı aşağı alıp burada pullarına girebilirim balığın. Hani oynama süresinde bu da benim elimde olan bir şey. Biz şimdi sade bir yaprak öğreniyoruz ama burada da küçük bir oyun katalım işin içine istedim. Şimdi bizim bu A'ydı yani sade yaprak. Birlikte bu yaprağı tekrar edelim. Tekrar edelim. Gidiyorum. Buradan başladım değil mi? 1 diye ve 2 diye devam ettim ben buraya. Şimdi bu çizişte böyle gidip bazı öğrencilerimde var. Hocam biz gidiyoruz koyuya, koyudan tekrar açığa geliyoruz. Öyle öğrendik. Ve hani değiştiremem. Tamam, nasıl arzu ederseniz. Gittim koyuya kadar hiç elimi kaldırmadım. Koyu, tekrar koyu, 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 orta, açık. Geldim. Bakın. 3. Gidiyorum. 4. 5. Gördünüz mü? Burada buluşturdum 6. Bu bir çizme yöntemi. Buna B diyelim. Bu da benim çizme yöntemim. A.
Başlangıç noktam açık, orta, koyu, gittim, durdum. Buradan 1 ile gitmiştim, değil mi? Burada da 2 ile. Ben tekrar buradan başlıyorum. Gördünüz mü? Buradan başlıyorum ve küçük karnım ve göğsüm var. Gidiyorum bir irilik, hafif bir S diyorum. Bakın 4 böyle gitti. 5, 6. Buraya kadar gittim. Sonra arzu edersem buradan iki noktadan kendisinin 1/3 kadar bir katlanan koyuyorum dedim. Yani isterseniz başka hocaların yaptığı gibi yukarı doğru gidip yukarıdan aşağı doğru inin. İsterseniz benim gibi daha kullanımı kolaysa açıktan orta koyuya doğru gidip elinizi kaldırıp tekrar aynı noktadan onu kavuşturun. Şimdi yapraklarımızı burada öğreniyoruz. Peki devam eden yaprakta benim neyi öğrenmem lazım? Benim için en önemli olan şey burada doğru bir şekilde yaprakları tanırken dişlerini, işte nüans değerlerini doğru koyabilmek. Şimdi biz bu sade yapraklarda bir diş eklemeyi öğreneceğiz birlikte. Başlangıç noktamı koydum. Ne yapıyordum? Hep sırt çiziyordum ve sonra karın ve göğsü birleştiriyordum. Burada öncelikle diş çizeceğiz. Yani başlangıç noktamı koydum ve burada bir yay olduğunu düşünüyorum. Arzu ederseniz tek dişlilerde sırtlı yapraklar gibi sadece yani sırtı çizip ondan sonra yayını koyup tekrar sağa doğru bir diş çıkışı yapıp kendisinin 1/2 kadar kendin geriye gelip ondan sonra karnımı ve göğsümü tekrar düşünüp S şeklinde bağlayabilirim. Veya ben bunu başlangıç noktasından şöyle bir hayali olarak bir bütün çizerim. Daha koyu çizeyim görebilmeniz için. Şöyle. Buraya bir tane yay atarım ve bakarım buradan çizerim. Şimdi sizden ricam bu tek dişli olan çizimi de ikinci dersimiz bu. Evde çalışıyor olmanız, kendi masanızda hazırladığınız gibi. Hamur silgiyle ufak bir detay da göstereceğim size. Kağıtlarınızı çizerken karalıyorsunuz. Bir dönem sonra elinizde bu temizliğe ulaşacak. Ama şu an bakın ne yapıyorum? Bu bahsettiğim hamur silgiyi yelpaze gibi zeminini açıp ya da yerine göre küçük uçlarını daraltıp şu alanlardaki siyahlıkları temizlemek için kullanıyorum. Gördünüz mü? Ya da yazıların çizgi değerlerini azaltırken de bunu kullanacağım. Tamam mı? Şimdi geldim. Şu dersi size göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle otursun. Tamamdır. Ne yaptık? Başlangıç noktamız burasıydı. Başlangıç noktasından yukarı sırt çıktık. Açık orta koyu şeklinde küçük bir karnımız ve göğsümüz olduğunu düşünüp alt tarafı birleştirdik. Sade ve basit bir yaprak yaptık. Bunu arzu ederseniz yukarı koyuya kadar gidip koyudan aşağı gelin. Bazı hocalar öyle öğretiyor. Eliniz böyle alıştıysa benden önce bir hani hoca da görmüşseniz diye öğrencilerime söylüyorum. Ama ben diyorum ki bir işin kolay yolu varken sağ elinizde sağ kulağı tutmak varken niye sağ elinizde sol kulağı tutuyorsunuz? Bu nedenle de mümkün olduğu kadar başlangıç noktasından sırt noktasına kadar çizip açık orta koyu şeklinde elinizi yavaşça kaldırıp tekrar başlangıç noktasından küçük bir yuvarlak karın ve bir göğüs kafesi olduğunu düşünerek tatlı etrafından çizip yukarıda da bir S elinizi kaldırın. Sade ve basit yaprağı böylece oluşturun diyorum size. Şimdi çok güzel bir espriydi bu hatırlarsanız. Söylemiştim de daha evvel. Buradaki bu küçük yaprakları da aynı şekilde çizdik. Yaptığımızın aynısının bir boy daha ufağını çizdik birlikte. Şimdi buradaki çok tatlı bakın balık yaprakları minyatürde de çünkü bunu kullanacağız demiştim size. Gördünüz mü? Bu balık yaprakları başlangıç noktasından tepeye kadar gittik ve sonra yapraklarını ekledik dedik yüzgeçlerini. Hoş bir
balık yaprağı dönüştürdük. Bunları zaten net görebiliyorsunuz. Sonrasında belki Instagram'da da paylaşırım. Ve tek dişli yaprak öğrendik dedi. Bakın tek dişli yaprağımız arkadaşlar. Tek dişli yaprak. Başlangıç noktam. Bir tatlı yay çizdim. Önce sırtımı çizdim. Çünkü tek dişli yaprakta da sırtını önce çizip tek dişini koyabilirsiniz demiştim. Aynı şekilde. Şimdi bu da ikinci dersimiz. Bunları çalışıyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bol bol çizim çalışın. Kolay gelsin.